Şeytanın Allah'a sanırım Rabbinin kulu Zekeriya'yı rahmetinin zikridir. Zekeriya şehit edilmiştir biliyorsunuz. Rahmetinin zikridir. Hani o Rabbine gizlice seslendiği zaman şeytan Allah'a sanırım dua nasıl yapılır? Gizli yapılır. Demişti ki Rabbim şüphesiz benim kemiklerim gevşedi. Yaşlandım. Yaşlandıkça biliyorsunuz kemiklerdeki kalsiyum, fosfor oranı düşer. İnsanlarda küçülme başlar. Ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Beyazlandı saçlarım diyor. Ama yaşlılık aleviyle tutuştu diyor. Ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Sürekli hep mutlu oldum diyor sana dua ettiğimde diyor. Hep iyi oldu, hep bereket geldi, güzellik geldi diyor. Doğrusu ben arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım. Benim karım kısırdır. Artık bana kendi katından bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Şeytanın Allah'a sığınırım. Yakup oğullarına mirasçı olsun. İsrail oğullarına. Mirasçı olsun. Rabbim onu kendisinden razı olunanlardan kıl. Allah buyurdu. Ey Zekeriya şüphesiz biz seni adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmadık diyor Cenab-ı Allah. Dedi ki Rabbim, karım kısır bir kadın iken benim nasıl oğlum olabilir? Ben yaşlılığın son basamağındayım. Elçi olan melek işte böyle dedi. Rabbin dedi ki, bu benim için kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım. Hiçbir şey değilken yoktan yarattım seni diyor. Bak bu çok manidar buradaki ifade. Tabi Allah vesileleri yaratıyor da fakat hiçbir şey değildi daha önce. Ama tabi yine Allah değil mi? İnsanı insandan yaratarak vesile kılıyor. Dedi ki Rabbim bana bir alamet ver. Dedi ki senin alametin sapa sağlam iken 3 tam gece insanlarla konuşmamandır. Yani sapa sağlam, yani dilinde herhangi bir bozukluk olmadığı halde bedeninde herhangi bir rahatsızlık olmadığı halde, baygın olmadığın halde, 3 tam gece insanlarla konuşmamandır. Biz de geceleri konuşuruz insanlarla. Böylelikle Zekeriya, mescitten kavmin karşısına çıkıp onlara işaret etti. Sabah akşam tesbih edin. Bir sabah, bir akşam tesbih edin. Tabii bunun bir anlamı var. Yani çok anlamı var. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Kitaba sarıl, Allah'ın kitabına sarıl. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Genç yaşta çok güzel konuşma, hikmet ve derinlik verdik. Efendim. Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı, sevme gücü, bütün insanları, bitkileri, hayvanları, kadınlar, hepsini coşkuyla sevme ruhu verdik diyor Allah. Özel bir yetenek, özel bir güzellik. Ve temizlik, çok titiz Yahya. Müthiş temiz. Yani titiz derler ya, titiz üstü titiz. O çok takva sahibi biriydi. Dine, Kur'an'a, Allah'ın kitabına, o devirdeki Allah'ın kitabına çok titiz. Anne ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi. Yani anarşist ruhlu, terörist ruhlu bir insan değildi. Anne ve babasına itaatkardı. Yani büyüklerine karşı saygılı. Hepsini çok seviyor. Ona selam olsun diyor Cenab-ı Allah. 15. ayet. Hicri 1400 bittiğinde 15. hicri asla girmiş oluyoruz. İnşallah. Doğduğu gün öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde. Efendim. Bak ona selam olsun doğduğu gün. Efendim.
öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde. Kitapta Meryem'i de zikret. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Şimdi Mehdiyet'e bakan yönüne bakalım. İşare anlamlarına bakalım. 15 ve 16. 15 ve 16'nın 5 ve 6'sını alırsak 56 eder. 1956 Risale-i Nur'un serbest bırakıldığı bir tarih. Doğduğu gün. Biz de onu Risale-i Nur'un doğumu olarak alıyoruz inşallah. Öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde. Kitapta Meryem'i de zikret, hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mehdi de kendi şehrinden ayrılıp, değil mi? Ne yapıyor? Başka bir şehre geliyor. Denizi geçecek diyor hadislerde. Efendim İstanbul'a gelecek inşallah. Sonra onlardan yana bir perde çekmişti. Mehdi Allah tarafından gizlenecek. Zaten gizlenen özelliği çok önemlidir Mehdi'nin. Gaiptir, gaip. Gaip zaten, lakabı gaiptir. Perdeyle gizlenen. Mehdi de Cenab-ı Allah tarafından bir perdeyle gizlenecekti. Gizlenecek inşallah. Ama asıl anlamından sonra işare anlamını okuyorum. Yoksa asıl anlamı aşikar zaten görülüyor. Böylece ona ruhumuz Cibril'i göndermiştik. Mehdi'ye kim yardımcı olacak? Cebrail. Ona düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Demek ki Mehdi yanına insan olarak da gelse Cibril, sadece onu düzgün bir beşer zannedecek, tanıyamayacak. Demişti ki gerçekten ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen, diyor, bana yaklaşma diyor Hazreti Meryem. Ama bak eğer takva sahibiysen, takva sahibi değilse zaten helale harama dikkat etmez. Demek ki mümin bir erkek, sen takvaya dikkat ediyorsan zaten güvenilirsin demek. Uyarılması yeterli olur. Uyarılması da zaten dikkat eder Müslüman erkek. Hazreti Cibril diyor ki, demişti ki ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. O benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken diyor, cinsel ilişkiye girmemişken, nasıl böyle bir durum olur diyor, nasıl çocuğum olur diyor. Ve ben azgın utanmaz bir kadın değilken, yani herkesle ilişkiye giren bir kadın değilim ben diyor. Hiç kimse de ilişkiye girmedim. İffetine düşkün bir kadınım diyor. İffetine düşkün demeyeyim de iffetli bir kadınım diyor. İşte böyle dedi diyor Cibril. Rabbin dedi ki, bu benim için kolaydır, onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır. Ve işte olup bitmişti. Bak, onu insanlara bir ayet, bir delil, bir mucize ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır. İşte olup bitmişti. Böylelikle ona gebe kaldı. Sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Daha sakin bir yere çekiliyor. Evet. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Burada hurma ağacına da dikkat çekilmiş oluyor. Dedi ki keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutulsaydım. O hem sancının etkisi hem de haşa gayrimeşru bir çocuk gibi vesvese edebilecekleri için insanlar o tip bir iftiraya maruz kalabileceği için şiddetli bir psikolojik gerginlik yaşıyor. O gerginlik içinde diyor ki keşke bundan önce ölseydim ve hafızalardan silinip unutulsaydım. Yani çektiği şiddetli ızdırabı Cenab-ı Allah belirtiyor. O onun imtihanı. İmtihanın gücünü Allah vurguluyor, göstertiyor. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Farzdır. Hüzne kapılmaması Müslümanın. Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Su olan bir yer. Su akan bir yer. Hurma dalını kendine doğru salla. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülsün. Bak taze hurma, yaş hurmaya dikkat çekiyor Cenab-ı Allah.
hurma dalını kendine doğru salla. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer gözcük olursan de ki, ben Rahman Allah'a oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Herhangi bir açıklama yapma diyor Allah. Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki, ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Onun çekindiği konu oluşmuş oluyor. Gayrimeşru ilişki iddiasına bulunuyorlar. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi. Annen de azgın, utanmaz bir kadın değildi. Ailene diyor, çok çirkin bir tavırda bulundun diyor. Halkta muazzam baskı var üstüne. Bunun üzerine ona işaret etti, çocuğa işaret etti. Dediler ki, henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Arapçasında henüz Mehdi'de olan bir çocukla diyor. Henüz Mehdi'de olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Beşik Mehdi'dir biliyorsun Arapçada. İsa dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım, beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet emretti. Anneme itaati de ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Selam üzerimedir doğduğum gün, öleceğim gün, diri olarak yeniden kaldıracağım günde. İşte Meryem oğlu İsa hakkında kuşkuya düştükleri hak söz. Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değil, o yücedir, bir işin olmasına karar verirse o, verirse ancak ona ol der, o da hemen olur. Gerçek şu ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, öyleyse ona kulluk edin, dosdoğru yol budur. Bak, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir diyor, yani ben Allah değilim diyor, haşa. Öyleyse ona kulluk edin, Allah'a kulluk edin, bana kulluk etmeyin, dosdoğru yol budur. İçlerinden bir takım gruplar ayrılığa düştü, işte Protestanlık, Ortodoksluk gibi. Artık büyük bir günü görmekten dolayı vay inkar edenler diyor Cenab-ı Allah. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler ama bugün o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Yani tesis inancını savunuyorlar diyor Allah. İşin hükme bağlanıp biteceği hasret gününe karşı onları uyar, onlar bir gaflet içindedirler ve onlar inanmıyorlar diyor Allah. Bak yine iman zafiyeti. Neden iman zafiyetinin üstünde durduğumuzu görsün kardeşlerimiz. Elbette yeryüzünde ve üzerindekilere biz varis olacağız ve onlar bize döndürülecekler. Bak elbette yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız ve onlar bize döndürülecekler. Dünya hakimiyetine de işaret ediyor bu ayet. Kitapta İbrahim'i de zikret, gerçekten o doğruyu söyleyen bir peygamberdi. Hazreti İbrahim kıssasına geçtiğimiz için o ayrı bir konu. Onu sonra okuyacağım, devam edeceğim.